Hoş geldiniz. Şöyle başlayayım. Son sıralarda gündemi zaten meşgul ediyor. Aksaspor'un üzerinde yapılan bir ufak bir oyunlarımı oldu. Bu oyunlarda işte istifalar var. İşte bazı usulsüzlükle alakalı kararlar, bazı şeyler gündemi teşkil ediyor. Bunlarla alakalı şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar yapılan istifalar evet doğrudur. Yedikçe istifa etmeyle alakalı bir bilgi paylaşıldı. Böyle bir durum yoktur. Zaten iki tane arkadaşımız biz görevine son vermiştik. Beş arkadaşın istifası geçerlidir. Bu da genel kurula gitme kararını almayla alakalı herhangi bir pozisyon gütmüyordur. Şimdi hemen ben size bahsedeyim. Şöyle bir durum var. Arkadaşlar bir ihtarname geldi. Gelen ihtarnamede denetim kurulu biz seçime gidiyoruz. Seçim kararı aldık ve bu kararla da gündem oy birliği demiş. Denetim kurulumuz oy birliğinde karar verilmiştir diye. Arkadaşlar denetim kurulu hiçbir şekilde böyle bir yetkisi yok. Şimdi bu arkadaşlar herhalde burasını bilmiyorum bir bakkal dükkanı mı zannettiler? Ya da danıştay avukat mı bu işleri bilmiyor? Anlayamadım tam olarak. Şöyle bir durum var. Denetleme kurulu yönetim kurulundan karar defterlerini, mizan veyahut da hesapları, kitap, her şeyi inceleyebilir. Ama şunu yapar. Dilekçesini verir. Der ki ben bunları incelemek istiyorum der. Biz de yönetim kurulunca toplanırız deriz ki şu saatte şu tarihte buyurun tesislerimizde herhangi bir nezaretinde inceleyebilirsiniz. Veyahut da burada herhangi bir belgelerin fotokopisini almak istiyorsanız alabilirsiniz. Ama buradan herhangi bir şekilde karar defteri dışarı çıkmaz. Son sırada gündemde karar defterini bize vermiyor, vermiyor. Evet vermiyoruz. Çünkü burada incelenir. Biz onları burada incelemeleriyle alakalı talepte bulunduk. Dilek Hanım özellikle kendisi yönetim kurulunda başkanısı olmasıyla kendisi dedi ki buyurun gelin defterleri burada inceleyebilirsiniz demesine rağmen hayır ben alıp gideceğim. Hatta dün ben buraya gelip benim de burada olmamam kaydıyla yani ben olaya tam tanık olamadım. Şahitler huzurunda. Arkadaşlar biz genel kurul defterini almaya karar defterini almaya geldik. Ve bu karar defterini alacağız. Onlar da yukarı çıkın, gelin inceleyin, sıkıntı yok demesine rağmen hayır alıp gideceğiz. Şimdi arkadaşlar bir genel kurul karar defteri yönetim kurulunun yetkisinde olan bir şeydir. Yönetim kurulu bu yetkiyi bir başkasına veremez. Yani karar defteri ben buradan alıp gideceğim tarzında bir şey olamaz. Gelirsin burada incelersin, inceledikten sonra istediğinin fotokopisini alırsın ama defteri dışarı çıkaramazsın. Defterin buradan dışarı çıkma gibi bir durumu da yoktur. Şimdi arkadaşların yaptığı bu çağrı gündem ve artı genel olağanüstü genel kurul çağrısı kesinlikle usulsüzdür. Bununla ilgili de hukuki işlemleri başlattık. Denetim kurulunun karar yetkilerini kötüye kullanmayla alakalı ve yönetim kurulu buraya gelip ben karar defterini gece de gelsem çilingir getirir, kırar, alır, giderim tarzındaki şeyler. Bunlar hiç hoş şeyler değil. Şu anda takım üzerinde bir kaos yaratıyoruz. Arkadaşlar olmayan bir şeyleri büyütüyoruz. İki arkadaşımızın yönetimden çıkmasıyla bir kaos ortamı oluşturmak isteyen bir Murat hocamız var. Bu da herhalde yaptığı ortamla kendisini şu anda birazcık da şeye çıkarıyor. Yani besliyor mu diyeyim kendini veyahut da tam anlatamadım. Çok da önemli değil. Yani onların hakkında da çok konuşmak istemiyorum. Bu yönetimdeki arkadaşların zaten 5 kişinin istifasıyla herhangi bir şekilde biz genel kurula gitmedik. Kesinlikle ve kesinlikle bu şeylerin üstünü örtmek için yapılan şeylerin komple takıma zarar vermesini istemediğimiz için genel kurul kararını yönetim kurulu olarak toplandık. İstifalarımızı sunduk. Kendimizi aldık. Borçlar ve yükümlülüklerimiz var bizim. Şimdi borçları derken şöyle bir durum var. Yaklaşık 165 milyon yakın bir borcumuz var. Bu sezon gelecek olan federasyon gelirlerinin hiçbirini alamıyoruz. Şu anda sponsorluklarla geçinmemize rağmen şu anki yapılan şu oluşturulan kaos Aksaspor'u aşırı derecede kötü bir duruma sokmuştur. Şu anda gelmesi gereken sponsorluk bedellerinin hiçbirisi gelmiyor. Ve şu anda bu kaos ortamından kim karlı çıktı onu da bilmiyorum. Ama Aksaspor kesinlikle zarara uğratılmıştır. Bunu herkes bilsin. Ve bu borçlar şu anda nasıl ödeneceğini de bilmiyoruz. Nasıl bir işlem yapacağımızı da bilmiyoruz. Çünkü oluşturulan bu güvensizlik, işte söylenen usulsüzlük tarzında kelimeler hiç hoş değil. Denetim kurulu usulsüzlüklerden bahsetmiş. Bir tanesinin raporu yoktur. Hiçbir şekilde raporu olmayan bir şey. Zaten suç duyurusunda bulunduk. Kötüye kullanmayla alakalı. Hiçbir delili olmayıp da usulsüzlükten bahsediyor. Usulsüz şekilde yönetim kurulundan
arkadaşların çıkmasıyla alakalı da haber yapmışlar. Şimdi arkadaşlar bu hukuksuzluk olabilir belki. Ben yönetim kurulunda arkadaşlarını çıkarma hakkım var mı? Var. Çıkardım. Buradan bu arkadaşları çıkarttıktan sonra oy birliği, oy çokluğuyla çıkardığımız için bu arkadaşlar hukuka başvur, yani mahkemeye başvurarak hukuksal olarak geri dönüş yapabilir mi? Yapabilir. Ama benim aldığım karar onanmış bir karardır. Bunu Spor Bakanlığı onaylıyorsa, sonuçta derneklerden biz bakanlığa geçtik. Spor Bakanlığı bunu onaylıyorsa demek ki hukuksuz herhangi bir işlem yapmadık. Ortada usulsüz üyelikten bahsediliyor. Biz usulsüz bir üyelik yapmadık. Zamanında yönetim kurulundaki 9-10 tane arkadaşımızın hepsinin bilgisi vardı. Bu 102 üyeden bahsediyorlar. 9'unun da altında imzası var. Bunları da biraz sonra şimdi defter geliyor. Defterde size göstereceğim. İşte usulsüz üyeliklerle kendine şey, böyle bir durum yok arkadaşlar. Çünkü yönetim kurulu haberi olmadan herhangi bir şekilde bir işlem yapmadık. Şimdi at çamuru izi kalsın, at çamuru izi kalsın. Arkadaşlar bak, bu tür haberler Akhisar Spor'a zarar veriyor. Sıkıntı yok. Zaten ben şu anda o kadar yoruldum ki, yorulduğum nokta bırakırsam kötüye gider diye düşündüğüm için bırakmamıştım. Ama bu seçimi kazanırsam da en kısa sürede Olağanüstü Genel Kurul'a yine gideceğiz. Çünkü bırakacağım. Neden bırakacağım? Yetersiz gören olmuştur, o olmuştur, bu olmuştur, bilmem. Arkadaşlar birçok yayınlarda biliyorsunuz, yani karalamalar yapılıyor. Çok yoruldum. Yani burada ben Akhisar Spor'un kurtulması için Özbeylerden alındığı zaman en son 14'ünde yapılan genel kurulda eğer ki aday olup da eğer ki o 47-48 kişinin burada üyelikleriyle beraber başvuru yapmasaydık bu takım zaten kayyuma gitmişti ve şu anda da kesinlikle amatördeydi. Biz buralardan buralara getirirken birden vatan haini olduk. Birden işte Akhisar Spor'u kötü şeylerle kullanıyor, yönetiyor. Ya arkadaşlar, ya burada oturduğumuzda karar vermemiz lazım. Ben Akhisar Spor'un parasını vermiyorum. Sürekli dağıtmıyorum. Yani şu var, dağıtmıyorum derken dağıtamıyorum çünkü para yok. Bunları yaptığımızda sen işte biz bunu dediğimizde yapmıyorsun, bunu dediğimizde yapmıyorsun. Yapmıyorum çünkü yapamıyorum. Olmayan bir parayı kimseye vaatte bulunmuyorum. İşte onun için bu borçlarla alakalı sıkıntılarımız büyük olduğu için aşırı derecede rahatsızım. Seçim olacak, bitecek. İnşallah güzel bir aday gelirse daha sonradan da biz de arkadaşları devredeceğiz. Ama ben bu şekilde gitmek istemem. Kulübe bir darbe yapılarak başkanı bıraktırdık tarzında kelimelere girmek istemediğim için seçime kendim gitme kararı aldım. Başka, evet, şurada şöyle bir durum var. Buradan ayrılan, yönetimden ayrılan arkadaşlar buradan çıktıktan sonra bizim kulübümüz içerisindeyken Sezer'le alakalı, Sezer Baylan'la alakalı çok büyük sıkıntıları oldu. Arkadaşlar, bu arkadaşın bizim karşımızda Akhisar Spor düşmanı olarak tanıtlarında benim yanımdan ayrıldıktan sonra bu arkadaşlarla beraber oldular. Ne ara buradan çıktılar aynı gemiye bindiler, onu anlamadım. Şimdi hocaları buradan, eski hocalarımızla alakalı sıkıntılar yaşadık. Evet, yaşadık ama burada yönetim kurulunda karar alırken ben hariç hepsi gönderme kararı aldığında ben oy kullanmadım. Çünkü bu sefer sizin kararınıza uyacağım demiştim. Çünkü 6 hafta önce maçların bitmesine yine böyle bir karar alınmıştı. Bunu uygulamamıştım. Çünkü taraftardan tepki çekildi. Sezon sonuna kadar görüşelim, sezon sonuna kadar arkadaşlarla oturup konuşalım, iyi olabilir tarzında beklentideydik ama olmadı. Sezon sonunda da ilk toplantımızda arkadaşların gönderme kararı alındı. Ama şu anda medyada baktığımda başkan hocaları gönderdi tarzındaki 15 günlük bir yağmalama haberleri oldu ve ben bunu tek başıma üstlenmek zorunda kaldım. Peki ne oldu da şimdi istifa ettikten sonra bakıyorum benim yanımda ayrılan herkes aynı gemiye binmeye çalışıyor. Arkadaşlar, Akhisar Spor adına yaptığım her şeyin arkasındayım. Şu bir gerçek. Yani ben hiç kimseye burada olmayan paranın vaadinde de bulunmam. Ya, bu parayı da yaratabilmek için, bu parayı da buraya kazandırmak için, kazandırabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi reklamlarımız şu anda kesildi. Neden kesildi? Bir kaos ortamı oluşturuldu. Hocalarımız tedirgin. Biz hocalara yansıtmamaya çalışıyoruz. Sezer Baylan içeriye giriyor yetkisiz bir şekilde. Hocamızla muhabbet ediyor. Öyle bir kaos yaratıyor. Hocam beni toplantıya çağırıyor. Ya başkanım, neler oluyor? Şimdi şu var. Bu da hoş değil. Hocanın kafasını karıştır, çocukların kafasını karıştır. Biz lige gireceğiz. Göreceksiniz bak. Şu anda en kısa sürede bunları halletmezsek takım çok kötü bir duruma geçecek. Biz de bunun olmasını istemiyoruz. Onun için de bir an önce seçim olsun. Çünkü bizi seçime götürme kararı hiçbir şekilde denetleme kurulunun yetkisi değil. Ve ben bunu kendim yaptım. Neden yaptım? Şundan dolayı yaptım. Bu seçimi bir an önce yapalım ve hiçbir şekilde de geç kalmayalım. Çocukların kafaları da rahat olsun tarzında. Şimdi bizim bu üyelikleri yaptığımız tarihler biliyorsunuz 7. ayın 5'ini yapacağız. Eski tarihte olan üyelikler. Burada imzaların içerisinde, evet, hiç kimse atmamazlık yapmış. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10. Bir kişi atmamış sadece. Karar, şu. Karar şu. Karar bu. Herkes imzasını atmış. Bu kararın devamı. Bunun başlangıcı da tabi burada üyeliklerin yapılması diye yazıyor. Göreceksiniz. Üyelik kararının kabul edilme hakkında. Şurada yazılan bu üyeliklerle alakalı hepsi imzayı atmasına rağmen bizim üyelikler, işte usulsüz üyelikler yapılıyor. Bu 102 üyeden bahsediyor. Usulsüz üyelik yapılıyor. Böyle bir şey yok. Bakın şimdi arkadaşlar, karalama yapıyorsunuz da hiçbir hükmü olmayan karalama. Bu da takıma zarar veriyor. Bana değil. Siz beni burada istemiyorsunuz. 5 kişi. Bunu da seçimle karar verirsiniz. Dersiniz başkanı değiştirelim. Seçime gideriz. Kim istiyorsa o olur. Ben burada kalma şehir peşinde koltuk sevdası da diyelim arkadaşlar. Bir aday çıksın verelim. Ama bu işi yapacak bir aday. Yani bu işi götürebilecek bir aday. Şimdi karar defteriyle alakalı zaten arkadaşlar incelemelerini yaptıracağız biz. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Sizin soracak sorularınız varsa onlara da ben cevap vereyim. Başkanım, geçtiğimiz günlerde eski yönetimden istifa eden 7 kişinin açıklaması vardı. Ben o açıklamaya dair sorular soracağım çünkü sizi ilgilendiren şeyler. İlkay Düstaj ve Okan Mordal, dernek tüzüğüne aykırı olarak mı çıkarıldı yönetimden? Bir de ilk olarak bir bunu cevaplayın, sonraki diğer soruları. Dernek tüzüğüne aykırı olarak değil. Şimdi şöyle bir şey var. Dernek tüzüğünde bir maddesinde çıkaramazsın der. Ama bir maddesinde yönetim kurulu kararını, yani yönetim kurulunun oy çokluğuyla çıkarabiliriz. Şu var. Benim çıkarmam hukuksuzluk anlamına gelirse bunun hukuk tarafındaki tarafı da var. Şimdi benim dernek tüzüğüne aykırı çıkarmam demek beni denetleyen bir kurumum var. Önceden dernekler masasıydı. Şimdi spor bakanlığı. İlçe spor müdürlüğü. Şimdi ben buradan dernek tüzüğüne aykırı olarak çıkarmam. Bunu da oraya sunmam. Karar defteriyle sunmam. Sunduktan sonra da karşı tarafın bunu incelemesi ve onay vermesi, o zaman ben usulsüzlük yapıyorsam usulsüzlük bakanlık da yapıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu kesinlikle, bu tartışılabilir bir konu. Hukuka gidebilecek bir konu. Belki de hukuka giderse hukuk der ki kardeşim, yani mahkeme kararıyla geri döndürülebilir, fark etmez. Ama ben bu kararı alabilirim. Onda sıkıntı yok. Başkanım, bir de diyorduk ya o açıklamada akreditasyon kartı çıkartacağız diyerek karar defterine imza aldıktan sonra üste istifanızını yazdınız. Yani üste karar defterine karar yazılmadan önce imzaları alıp sonra kendinizin karar yazıyor. Böyle bir şey var mı? Öyle bir şey olma ihtimali yok. Bir de zaten özür kabahatinden beter. Kim söylediğini açıklamada var. Hani tamam, açıklamada var. Özür kabahatinden beter. İlkay Düstaş ve şey. Arkadaşlar şimdi burada karar. Tabii bakabilirsiniz. Karar bu. Okan Mordal ve İlkay Düstaş'ın yönetim kurulu kararınca alınan. Şimdi arkadaşlar burada imza katılmayanlara katılmadığı yazdık. Şimdi oy çokluğuyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişinin oy çokluğuyla zaten bu kararı alınma yetkimiz var. Şunu söyleyeceğim. Şimdi ben burada özür kabahatinden beter derken şunu anlatmaya çalıştım. O işte bunu yazdı da bunu yaptı. Bunu olma ihtimali sıfır. Böyle bir şey yok. Şimdi hala aynı şeylerden bahsediyorum. Ben buraya imza atarken işte bu yazmıyordum. Böyle bir şey yok. Neden? Sen boş sayfaya nasıl bir imza atarsın? Yani sen öyle bir şey söylüyorsun ki özür kabahatinden beter. Yani o zaman ben sana diyeceğim ki at buradan sonra karar almadık daha. Almadık. Buraları da imza atar mısın? Diyeyim at imzayı git. Yani şimdi görmedim diyebilirsin. Bana söylemedi diyebilirsin. Hayır, şurada oturuyordu. Görev değişikliği yapıyorum. Sağ giriş kartı var ve üyelik. 18 kişilik toplanan üyeliğimiz vardı sponsorluklarda. Üyelik var demiştim. Bu kadar. Sonra karar defteri buradaydı. Ve ben kendim imzamı atmıştım zaten. İki tane misafirimizle konuşurken şahıslar geldi, imzasını attı. Boş yere imza attıysa da kendileri suçlu. Böyle bir durum yok. Neden yok? Çünkü sen ne yazacaksın buraya da diyebilmem gerekiyor. O zaman kendisini atayım ben burada. Öyle bir durum olabilir mi ya? Yani o diğer yöneticiler evet ben okuyarak attım demesine rağmen hayır burada akreditasyon dedi ama iki kişiyi gönderdi tarzında konuşması yanlış olur. Başkanım şey soracaktım. 5-6-7 Temmuz'da kulübe hani üye yaptınız mı, onu cevapladınız. Yaptığınızdan yönetimin haberi var mıydı? Var işte, hepsinin imzası var. Bizzat tamam, onu zaten cevapladınız. Başkanım genel kurul kararı alındı. Aynı gün genel kurul kararı diye bir de resmi sayfa yayınladı. Şimdi bu genel kurul yapılacak, ikisi de 3 Eylül. Kimin arkadaşlar, kararı geçerli? Kimin kararı derken gözünü seveyim arkadaşlar. Dernekler tüzüğüne okunması lazım. Ben Sezer Bey'le bağlanan çağrıda bulunuyorum. Gözünü seveyim. Şu dernekler tüzüğünü artık iyice bir anlamasını tavsiye ediyorum. Çünkü daha önce özbeylerle de savaşımız olmuştu. Çok koşulduk. Bir tane davayı kazanamadık. Hep bu tüzükten dolayı, eksik kalmasından dolayı. Dernek tüzüğünde yönetim kuruluna çağrıda bulunur.
genel kurul kararıyla alakalı çağrıda bulunur. Çağrıyı da yönetim kurulu uygulamak zorundadır. Uygulamazsa mahkeme kararını da bunu uygulatır. Ama genel denetleme kurulu hiçbir şekilde genel kurula kendisi gidemez. Benim altında yönetim kurulu dediğim kurumun altındaki denetim kurulu benim üstüme nasıl çıkacak da bunu yapacak. Tamam, o zaman şunu söyleyeyim. Böyle bir şey almışlar. Bunu onaylayacak olan kim? Şu anda Dernekler Masası yeni ismiyle Spor Bakanlığı. Bunu nasıl onaylayacak? Bunu sen götüreceksin şimdi, diyeceksin ki ben seçime gidiyorum. Evet, buyurun bunu al. Al bunu. Seçime götür. Diyecek sana. Arkadaşlar, siz bu işi ilk defa mı yapıyorsunuz? Git bana karar defterinden karar al. Gel, ben değiştireyim diyecek. Ya bunun kararını ben almadan bu arkadaşlar nasıl yayın yapar? İşte onun için bununla alakalı şu an duyuruları, suç duyurularında bulunduk. Kötüye kullanmayla alakalı şu anda işlemleri başlattık. Yani böyle bir şey yok ya. Ben burada karar almazsam sen bu kararı almadan oraya bu şekilde yayın yapamazsın. Tamamıyla usulsüzlük dediğin olay bu. Hukuksuzluk dediğin olay da bu. Bu olmaz. Hiçbir şekilde. Başkanım, taraftarlarla görüştünüz mü? Çakigolar da dün bir açıklama yayınladı. Yani şöyle, şimdi Özbeylerin yönetimindeyken de taraftarla, şimdi taraftar yukarıda yönetimi istifa diyor, aşağıdaki oyuncu da etkileniyor. Evet. Şimdi yine böyle şey, bu senaryolar yaşanacak mı? Taraftarlarla bir görüşmeniz oldu mu? En azından kendinizi anlattınız. Taraftarlarla da zaten şey tarafında görüşmemiz olmadı. Yeşil Siyah dedim, zaten iki arkadaş burada herhalde Yeşil Siyah yönetiyor. Bu iki arkadaşın da fevri bir şekilde davranışlarıyla, şimdi Mert Sıdam ve Murat Çetin arkadaşlarımız, bunlar Yeşil Siyah'taki benim gözümde değişik konumda olan, ben Yeşil Siyah taraftarındaki birçok arkadaşım, yönetimde olan arkadaşlarla da görüşüyorum. Ama bu arkadaşları çok şu andan itibaren dikkate almıyorum. Şu var, şu bak, o iki arkadaşı dikkate almıyorum. Taraftarlara değil, Akigolarla da görüştük, geldiler, gelin dedim arkadaşlar. Akigoların defteri tek tek incelettim. Tribün liderleri olarak geldiler, tribün liderlerini de incelettim. Burada siz şey üyelikleri yapmışsınız dediğinde üyelik sayılarını, o tarihte sayıları baktığımda bütün imzaları da kendileri gördü. Şimdi bu kadar üye yapınca sen buraya yönetim kurulu hepiniz imza atıyorsunuz. Bunun neden atıldığını da açıklamayayım, onlar biliyorlar. Yönetim kurulu biliyor. Önlem almak isteyenler de kendileriydi. Çünkü söylentiler var, işte Fatih Kuru Karabulut kulübü almak istiyor. İmza toplayıp alacak falan dediğinde bir şey yaratıldı. O süreçte yapılan bir şey bu. Şimdi tabii biz taraftarla karşı karşıya gelmek istemeyiz. Neden istemeyiz? Çünkü böyle bir durumumuz yok. Ben her zaman söylüyorum, taraftar bizim 12. adamımız. Kendi adamımıza da biz sizi tanımıyoruz da demeyiz. Evet. Sizinle çalışmayacağız da diyemeyiz. Böyle bir şey mümkünatı yok. Olmayacak bir şey. Ama şu var, taraftarın yapacağı bu tür şeylerde beni etkilemeyecek, futbolcuları etkileyecek. Bu da takımın da kötüye gitmesi, kaos yaratılması demektir. Onun için bir an önce her şey bitsin. Bir an önce her şeyi bitirelim. Seçimde ne oluyor, ne bitiyor olsun. Biz burada kalırız kalmayız ama yine Aksaspor zarar görmesin diye en kısa sürede bu kararı almak zorunda kaldım. Neden almak zorunda kaldım? Takım kötüye gitmesin diye. Yoksa denetim kurulunun raporunun incelenmesi, onun raporun karşılığında karar almam benim elimdeydi. Almazsam da mahkemenin elinde olan bir şeydi. Ama tarihleri belirlemek bana aittir. Genel kurula gitmek de bana aittir derken yönetim kuruluna aittir. İşte görüyorsunuz burada arkadaşlar kendileri yönetim dernek oy çokluğu demişler. Oy çokluğu eden arkadaşlar denetim kurulu üyeleri. İşte burada kaçırdıkları nokta yönetim kurulunun oy çokluğuyla giderse ve denetleme kurulu da her zaman rapor sunar yönetim kuruluna ve genel kurula. Onun haricinde bir etkisi yoktur. Yani çağrıda bulunur. Üyelerden imza toplayarak genel kurul çağrısı yapar. Ben şu anda 1/5'ini toplamamasına rağmen gene de gidiyorum. Neden gidiyorum? Çünkü artık orta medyada çok büyük bir sıkıntılar var. Bu sıkıntılar çok çok bitmesi lazım. Güven tazelenmesi lazım. Tekrardan ben olurum, başkası olur. Bu işlerin tekrardan rayına oturulması lazım. Yoksa takımımızı, iyi bir hocamız var, iyi bir ekip kurduk, takım çok iyi çalışıyor. Bu süreçte kötüye götürmemiz hiçbir zaman bize fayda sağlamaz. Aksaspor'u da çok zor durumlara getirir. Bu da Aksaspor'un kaybı olur. Başkanım, son iki sorum var. Birisi seyircilik taraftarlarımızdan gelmiş. Taraftarlar şu anda üye olabiliyor mu, olamıyorsa niye olamıyor demiş. İkincisi de bundan sonra sponsor bulmakta nasıl zorlanacaksınız? Yani var mı, sponsor var. Şu anda sponsorlu görüşmemiz vardı. Hatta bugün az önce yönetim kurulu arkadaşlarla görüştüğümüzde stada bizim biliyorsun büyük bir branda sponsorluklarımız vardı. Yaklaşık 6-7 tanenin 3 tanesi şu seçim gecesini ondan sonra tarzında bekleyerek. Çünkü bizim bulduğumuz sponsor değişirse veremeyiz. Değişmezse biz size veririz tekrar. Tekrar kalırsanız veririz. Şimdi bunlar olmadı. Yani ben olurum, başkası fark etmez. Benden sonra gelen de çaba içerisine girecek. O da ne olacak?
güvensiz bir ortam yaratıldığı için şu anda gittiği her yerde ya siz 3 ayda bir kayyum, 3 ayda bir yönetim değiştiriyorsunuz. Bu güvensizliği veriyoruz şu anda. Bütün halka veriyoruz. Yani burada çok iyi giden bir durum varken iki kişinin görevden çıkarılması ya da zaten görev almıyorlardı. Biz ilk arkadaşımız sürekli istifa verip istifasını geri alıp arkasından sürekli ben istifa edeceğim kamuoyunu oyalaması, bize de bu şekilde gelmesi, son iki aydan beri kulübe hiç uğramaması, o zaman ne yapalım abi? Ben çalışma mesai arkadaşlarımdan burada performans sağlayamazsam nasıl başarılı olacağız? Ya da kısas bunu nasıl bir başarıya götüreceğiz? Tam bu arkadaşı çıkardık. Çıkartırken görevine son verdik ve uygun bir dille son verdik. Bu şekilde gönderdikten sonra bu kaos yaratmanın bir anlamı yok yani kesinlikle. Başkanım bir de şey taraftarlar şu anda iyi olabiliyor mu olamıyorsa neden olamıyor taraftarlar? Taraftarlara zaten ben sözünü verdim. Şu seçim bittikten sonra ben olurum, olmam. Ben olmazsam öbür arkadaşım olur, kim olursa o ama ben olursam kesinlikle üye yapacağım dedim. Şu anda üye yapma gibi bir durum yok. Neden yok? Genel kurul kararı aldığımız için. Zaten oy kullanamıyorlar değil mi? Hayır. Şu an genel kurul kararından sonra zaten herhangi bir şekilde defterde herhangi bir işlem yapamaz. Var mı başka sorunuz? Yani 3 Eylül'de şu an saat 14'te. 3 Eylül'de hayır 17'de. Onlar 14'te yazmışlar. Onlar 14'te yazmışlar. Hayır 17'de arkadaşlar. Saat 5'te. Onların bu şekilde. 3 Eylül'de saat 17'de. Aynen. 3 Eylül'de saat 17'de. 17'de tesislerimizde. Peki. Teşekkür ederiz. Sağ olun başkanım.